Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere kot dokusunu göstereceğim. Gerekli malzemelerim bir adet kot. Biraz garip gelebilir ama bu dokuyu kotla vereceğiz. Kutumu boyayıp hazırladım. Rengimi ayarladım. Ben güzel bir mavi renk ayarladım kendime. Burada glazing medium da lazım bize. Boyamızın hemen kurumasını istemiyoruz çünkü. Şimdi boyamın içine bir miktar glaze katıyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Fırçamın fazlasını bırakıyorum. Ben kot pantolonumdaki dokunun cep kısmını yan gözükmesini istediğim için bu şekilde bırakacağım. Önce boyamızla geçiş yapıyoruz hemen. Boyadım. Cebimi ben hafif yan dönmesini istiyorum. Kutumu yavaşça bırakıyorum. Şimdi elimle boyanın fazlasını, kot parçasının emmesini sağlıyorum. Ve dikiş izlerinin yüzeye çıkmasını sağlıyorum. Sadece boyayı indiriyorum. Yavaşça kaldırıyorum. Şöyle göstereyim. Cepleri çıktı. Şimdi incecik fırçayla dikiş izlerinin üzerinden geçeceğiz. Bu kenarlarına da kemer kısmından geçeceğim. Kutumu bu şekilde kot dokusuyla tamamlamış olacağım. Ön yüzeyim kurudu. Şimdi yanlarına aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde yine boyuyorum. Bu sefer bel kısmını kullanacağım pantolonumun. Hem kemerindeki dikiş izleri çıkacak. Hem kemer yeri çıkacak. Yine aynı şekilde üzerinden geçiyorum kumaşın. Hem fazla boyayı emecek hem dikiş izlerim çıkacak.
Benim kutum biraz görüntülü çıkıntılı yerleri var. Oraları da parmağımı sürterek iz veriyorum. Özellikle dikişlerin olduğu yerlere biraz daha işlem yaparsanız daha güzel sonuç alırız. Evet. İstediğim gibi oldu. Yavaşça kaldırıyorum. Burada da yine dikiş izlerim çıktı. Boyanın fazlasını kot emdi. Yine dediğim gibi alttaki renkten, krem renginden dikişlerin üzerinden minik minik çizgiler geçeceğim. Bu şekilde kutumu tamamlayacağım. Daha sonra da verniği sürüp bitireceğiz. Şimdi dikiş izlerini göstereceğim. Zemini boyadığım krem rengiyle devam edeceğim ben. İnce uçlu bir fırçamızla yapacağız bu işlemi. Fırçamıza küçücük boyalar yüklememiz lazım. Ve dikiş izleri belli olduğu için geçeceğimiz yerler de belli. Bu şekilde çizgi çizgi tamamlıyoruz. Bu şekilde çizgilerden geçişler yapacağız. Eğer dilerseniz cep kısmının ağız yeri burada gözüküyor. İsterseniz küçücük bir dekopaj kağıdı kullanarak bunu hareketli hale getirebilirsiniz. Bu çiçek olur, kelebek olur. Sizin zevkinize kalmış. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Bu şekilde bir hareketlilik katabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.